Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş dolar ve altın yatırımcısını uyardı. Rekor kıracak tarihi açıkladı. Medyatava TV gündem programında Ceylin Çağatay'ın sorularını yanıtlayan altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş önemli değerlendirmelerde bulundu. Döviz ve altının gidişatı için tahminlerini paylaşırken yatırımcıların dikkat etmesi gereken konularında altını çizdi ve önemli tarihleri vurguladı. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş Medyatava TV gündem programına konuk oldu ve Ceylin Çağatay'ın sorularını yanıtladı. Uzun süre sonra doların 15'i geçerek yükselmesini ve bunun etkilerini değerlendiren İslam Memiş yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu. Genellikle böyle durumlarda korku, panik alımlarının görüldüğünü belirtti ancak doların karşısında değer kaybeden euro ve sterlini hatırlatarak yatırımcıları uyardı. Dönemin koşullarını göz önüne alarak varlıklarınıza sahip çıkın, uzun vadeli yatırımlar düşünün mesajını verdi. Parite ile işlem yapmanın önemini vurgulayan İslam Memiş hem dolar hem de altının gidişatı ile ilgili tahminlerini paylaştı ve önemli tarihlere dikkat çekti. İşte o açıklama. Dolar bir süredir baskılanarak 15'i geçmiyordu. İslam Memiş uzun süre sonra doların 15 iyi aşması konusundaki yorumlarını, önümüzdeki aylarda FED politikalarını göz önüne alırsak yaz aylarında doların yeni rekorlar, ataklar yakalayarak yukarı yönlü ilme kazanacağını düşünüyorum. Yine kısa vade için bir kar satışı ya da aşağı yönlü bir düzeltme hareketi gelirse, yine dövizde ticaret yapan ya da dövize ihtiyacı olan yatırımcılar için bir fırsat olacağını düşünüyorum, ifadelerini kullandı. Gayrimenkul almayı düşünenler için de önemli uyarılar yapan İslam Memiş en doğru zamanın şimdi olduğunu, ertelemenin doğru bir hamle olmadığını hatırlattı. Konuyla ilgili, ev artık alınamayacak hale gelecek. Bugün Türkiye'nin konuştuğu tek bir konu var. Bu emlak konusundaki fahiş fiyatlar. Peki emlak fiyatlarındaki bu yükselişler bitecek mi, hükümet buna tedbir alabilecek mi, rant ekonomisi kesilecek mi? Ben buna asla inanmıyorum. Kararlarınızla yaşayacaksınız, ister önlem alın ister almayın sözlerini kullandı. İnsanlar bilerek fakirleştiriliyor. Enflasyon ve giderek ağırlaşan hayat şartlarına da değinen İslam Memiş konuyu özetlerken şu ifadelere yer verdi. Küresel finansal piyasalarda yüksek bir enflasyona karşı dünyada insanın fakirleştiği bir düzendeki kontrollü bir şekilde enflasyon patlak verdi. Dünyadaki insanlar aslında bilerek ve isteyerek fakirleştiriliyor, burada bir sürpriz yok. Finansal okur yazarlığı olan herkes şunu bilir, ne kadar para basarsanız enflasyon o kadar yüksek olur. Para ne kadar değersiz olursa malın değeri o kadar artar. Enflasyon fiyatlarının baskılanmasının sebebi enflasyonu insanlara hissettirmemek, algıyı farklı tarafa çekmek. Altının gidişatı ne olacak? altın ve doların gidişatı herkes tarafından merak ediliyor. Piyasa hayli karışık olunca insanlar da yatırım konusunda iyice düşünmek istiyor. Dövizin gidişatını değerlendiren İslam memiş yaz aylarını işaret ediyor ve doların önümüzdeki 3 ay boyunca rekor kırabileceğini, ivme kazanacağını dile getiriyor. Altın için ise Nisan ayının final ayı olduğunun altını çiziyor. Daha önce de belirttiğim gibi Nisan ayından sonra altında düşüş beklemiyorum, diyerek konuyu özetliyor. Gram altının Temmuz ayında 1000 Türk lirası olacağını da açıklamalarını ekliyor. Videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyoruz, eğer beğenirseniz videomuzu beğenebilirsiniz. İslam Memiş Altı'nın 2 ay sonra kaç Türk Lirası olacağını açıkladı. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam altın pimi çekilmiş bomba gibi, diyerek, 906 seviyeler bence kalıcı olmayabilir. Temmuz'da 1200, yıllık bazda 1400 lira seviyeleri öngörümde değişiklik yok, dedi. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam piyasalarda yaşananlar sonrası altın ve gümüş fiyatları için değerlendirmelerde bulundu. İslam konuk olduğu programda altın için özellikle uyararak tarih verdi göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Altın yatırımcısı, gümüşte olabilir, platin de olabilir. Siz FX piyasalarındaki işlemleri banka sayfasında yapmak zorunda kalacaksınız. Fiziki tarafta, kuyumcudan, dövizciden işlem yapacaksanız burada da makas aralığı en az 10 lira diyen altın ve para piyasaları uzmanı istenmemiş, kuyumcuda altın 900 lira. Bunu göz önünde bulundurmanız gerekiyor günlük veya haftalık işlem yapanlar için bu can sıkıcı. Fiyasadaki manipülatif atakların önüne geçilmiş oluyor. Spekülasyon yapıyorlardı, bunun önüne geçilmiş oldu, ifadelerini kullandı. Gram altın için öngörüm. Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altı çizilen istenmemiş, altınla ilgili olarak ayrı bir parantez açarak çarpıcı uyarılarda bulundu. Vatandaşlarımız çok iyi biliyor. Siyopolitik risklerde ciddi artış var. Enflasyon dünyada artmaya devam ediyor. Altın fiyatlarının sevdiği ortamdan geçiyoruz. Ons altında agresif yükseliş görmedik. Fimi çekilmiş bomba gibi duran bir altın, gümüş fiyatı var. 906 seviyeler bence kalıcı olmayabilir. Temmuz'da 1200, yıllık bazda 1400 lira seviyeleri öngörümde değişiklik yok. İslam Memiş'ten satmayın uyarısı. Memiş, enflasyon bence Ağustos'a kadar yükselmeye devam eder. Mücadele için önce marketlerdeki rant ekonomisinin kırmanız gerekiyor. Mesela Türkiye'de herkes artık milyoner oldu. Evi olan, 1 milyondan aşağı ev yok, herkes milyoner oldu. Bundan sonra kim milyarder olacak, bunun takip edeceğiz. Enflasyon sonrasındaki hikayemiz bizim mayıs ve haziranı bekleme ayı olarak düşünüyorum. Merkez bankaları dünyadaki turizm oranlarını yakından takip edecek. Temmuz'da da yeni zirvelerin gelme ihtimalini çok kuvvetli gördüğümden mayıs'ta satış yapılmaması gerektiğini öngörüyorum. Bir önceki videomuzda bahsettiğimiz bazı konuları ele aldık. Videoyu sonuna kadar izleyip günlük yorumlardan haberdar olabilirsiniz dolar 30 Türk lirası olacak, dedi bombayı patlattı. İşte Selçuk Geçer'den düşen dolar ve altın için kritik uyarı. Piyasalar üzerine yaptığı yüksek tahminlerle dikkatleri üzerine çeken piyasa uzmanı Selçuk Geçer, son günlerde piyasalarda yaşanan hızlı düşüşe ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Doların iniş çıkışlarını değerlendiren Geçer, dolar kurundaki hareketliliğin nedenini dört madde ile açıkladı. İşte Selçuk Geçer'den elinde altın ve dolar yatırımı yapanlar için önemli açıklamalar. Altın ve para piyasasına ilişkin YouTube kanalından analizler yapan ve herkesin dikkatini çeken piyasa uzmanı Selçuk Geçer, korkutan açıklamalarda bulundu. 30 Nisan Salı gününe ciddi düşüşe giren altın ve dolar yatırımcıyı tedirgin etmeye başladı. Peki altın ve dolarda bu düşüş devam edecek mi? Altın ve dolar hangi seviyede satılmalı? FED'in faiz kararları piyasayı nasıl etkileyecek? İşte Selçuk Geçer'den bu sorulara ilişkin net cevaplar. Doların yükselmesine neden olacak 4 maddeyi saydı. Özellikle dolara ilişkin yüksek tahminlerde bulunan piyasa uzmanı Selçuk Geçer, Nisan ayında düşüşe geçen altın ve bir anda yükseliş trendine geçen dolar hakkında çarpıcı açıklamalar geldi. Geçtiğimiz günlerde de mayıs ayından sonra ciddi yükselişlerin olacağını belirten Geçer, aynı tahminlerini yineledi. Fiyasalarda fırtına yaklaşıyor. Fiyasalardaki fırtınaya dikkat çeken Geçer, doların Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın TCMB alacağı faiz kararlarının da artık etkili olmayacağını vurguladı. Geçer, dolarda yaşanacaklara ilişkin dört etkiye dikkat çekti. Geçer, Ukrayna krizi, yüksek enflasyon, yabancı yatırımcının gelmemesi ve hükümetin Merkez Bankası üzerindeki baskısının dolar kurunu yukarıya doğru çıkarttığını belirtti. Doların 30 lira seviyelerine yükseleceğini belirten Geçer şunları kaydetti. Doların 20 lira olduğunda etkisi büyük olacak ama biz asıl etkiyi dolar 30 lira olduğunda göreceğiz. Çünkü aldığımız nefesten bu haberi kullandığımız telefona kadar aslında dolarla ödeme yapılıyor. Bu ülkede gizli bir şekilde yasal para birimi aslında dolar. Çünkü her şeyimiz dolarla geliyor. Bu nedenle de doların 30 lira olması demek hayatımızın karardığı anlamına gelir. Altın ve dolarda son durum ne? 3 Mayıs 2022 salı gününe büyük bir düşüşle başlayan altın ve dolar yatırımcıyı tedirgin etti. 886 Türk Lirası ile güne başlayan gram altın 10 gün içerisinde ciddi anlamda düşüş yaşadı. Dolar ise baskılamalara rağmen yükseliş trendine geçerken 3 Mayıs salı gününe 14 seviyesinin altını zorlamaya başladı. Sorumluluk reddi. Ben bir finansal ya da mali müşavir değilim. Bu yüzden kanalımda söylediklerim bir yatırım tavsiyesi olarak görülmemeli ve yatırım tavsiyesi de değildir. Size verdiğim herhangi bir bilgi sadece kendi deneyimlerime, tecrübelerime ve araştırmalarıma dayanmaktadır. Bu videolardaki içerik vergi, hukuk, sigorta, inşaat, mühendislik, sağlık ve güvenlik, elektrik, mali diğer şeyler eski veya güncelliğini kaybetmiş olabilir. Tüm bilgileri doğrulamak sizin sorumluluğunuzdadır çünkü bu videoyu çektiğim tarih ile izlediğiniz tarih arasında fark olabilir dolayısıyla gösterilen, bahsedilen konulara güncelleme gelip değiştirilmiş olabilir. Ayrıca vergilendirmelerden bahsedilmemiş olup bunları araştırmak sizin sorumluluğunuzdadır. Sorumluluk reddi. Ben bir finansal ya da mali müşavir değilim. Bu yüzden kanalımda söylediklerim bir yatırım tavsiyesi olarak görülmemeli ve yatırım tavsiyesi de değildir. Size verdiğim herhangi bir bilgi sadece kendi deneyimlerime, tecrübelerime ve araştırmalarıma dayanmaktadır. Bu videolardaki içerik vergi, hukuk, sigorta, inşaat, mühendislik, sağlık ve güvenlik, elektrik, mali diğer şeyler eski veya güncelliğini kaybetmiş olabilir. Tüm bilgileri doğrulamak sizin sorumluluğunuzdadır çünkü bu videoyu çektiğim tarih ile izlediğiniz tarih arasında fark olabilir dolayısıyla gösterilen, bahsedilen konulara güncelleme gelip değiştirilmiş olabilir. Ayrıca vergilendirmelerden bahsedilmemiş olup bunları araştırmak sizin sorumluluğunuzdadır.